Daha derine iniyorsun ve işler gittikçe daha karmaşık hale geliyor ve kafan karışıyor. Bu karmaşık ve zor ama güzel. Ünlü fizikçi Brian Cox. Yerçekimi evrenimizdeki dört temel kuvvetten biridir. Diğerleri güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler ve elektromanyetik kuvvettir. Atom fiziği elektronlar ve ışıkla olan etkileşimleri son üç kuvvette mükemmel bir şekilde tanımlanmaktadır. Yerçekimi ise yalnızca büyük ölçeklerden bahsederken önemli hale gelir. Bizi dünyada tutan, dünyanın güneş etrafında dönmesini ve galaksimizin parçalanmasını engelleyen şey bu kuvvettir. Daha da büyük ölçeklerde yerçekimi galaksilerin bir araya gelerek bugün evrendeki en büyük nesneler olan galaksi kümelerini oluşturmalarına neden oluyor. Peki yerçekimi tam olarak nasıl çalışır? Yerçekimi evrendeki dört temel kuvvetin en zayıfıdır. Bir çubuk mıknatıs, bir ataşı elektromanyetik olarak yukarı çekerek tüm dünyanın çekim kuvvetinin üstesinden gelecektir. Fizikçiler, yerçekiminin elektromanyetizmadan 10 üzeri 40 kat daha zayıf olduğunu hesapladılar. Yerçekiminin etkileri, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi nesnelerin ölçeğinde açıkça görülebilmekle birlikte, gündelik nesneler arasındaki yerçekimi kuvvetini ölçmek son derece zordu. 1798'de İngiliz fizikçi Henry Cavendish, yerçekimi sabiti G'nin değerini kesin olarak belirlemeye çalışmak için dünyanın ilk yüksek hassasiyetli deneylerinden birini gerçekleştirdi. Cavendish, ince bir telle yatay olarak asılan bir kirişin uçlarına iki küçük kurşun bilyeyi bağlayarak burulma dengesi olarak bilinen şeyi oluşturdu. Küçük topların her birinin yanına büyük, küresel bir kurşun ağırlığı yerleştirdi. Küçük kurşun bilyeler yerçekimsel olarak ağır kurşun ağırlıklara çekildi ve telin çok az bükülmesine neden oldu ve böylelikle G sabitinin hesaplanmasına izin verdi. Dikkat çekici bir şekilde Cavendish'in G sabiti için tahmini günümüzde kabul edilen değerinden yalnızca %1 daha düşüktü. Diğer evrensel sabitlerin çoğu çok daha yüksek hassasiyetle biliniyor. Ancak yerçekimi çok zayıf olduğu için bilim adamlarının yerçekiminin etkilerini ölçmeye çalışmak için inanılmaz derecede hassas cihazlar tasarlamaları gerekiyor. Newton'dan Einstein'a. Isaac Newton 17. yüzyılda iki nesne arasındaki çekim kuvvetinin her iki kütle ile orantılı olarak ve mesafeleriyle ters orantılı olarak büyüdüğünü varsaymıştı. Nesneler ne kadar ağır ve birbirlerine ne kadar yakınsa çekim kuvveti o kadar güçlüdür. Newton'un teorisi, elmaların neden ağaçlardan düştüğünü ve gezegenlerin neden yörüngelerinde kaldıklarını açıklayabildi, tek bir istisna dışında. Bu teori, Merkür'ün yörüngesini açıklamada başarısız oldu. Presesyon olarak bilinen bir etki sonucunda Merkür gezegeni, Güneş'in etrafında dönüşten sonra tam olarak aynı yere geri dönmez. Newton'un teorisine göre yörüngeler değişmez, sabittir. Einstein gelene kadar insanlık bu anormallikle 200 yıl daha yaşamak zorunda kaldı. Albert Einstein 20. yüzyılın başlarında genel görelilik teorisini yayınladı. Teorisi hakkında dikkat edilmesi gereken ilk şey uzay ve zamanın artık birbirinden bağımsız olarak düşünülmediği. Bunun yerine sözde uzay zaman sürekliliğini oluşturduğudur. Genel görelliliğin ana önermesi şudur. Nesneler çevrelerindeki uzay zamanı bükerler ve buna karşılık uzay zaman nesnelere nasıl hareket edeceklerini söyler. Bir paradigma değişimi. Genel görelilik yer çekimini nasıl anladığımıza dair temel bir paradigma değişimidir. Newton'un tanımına göre Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde kalır. Çünkü Dünya, Güneş'in Güneş'e doğru çekim kuvvetini hisseder ve aynı zamanda ters yönde merkez kaç kuvveti yaşar. Öte yandan Einstein'ın tanımı şudur. Güneş, uzay zamanı yerel olarak büker ve Dünya yalnızca bu eğri uzay zamanda kendi doğal yörüngesini veya serbest düşüşünü izler. Dünya, tıpkı bir elmanın bir ağaçtan serbest düşmesi gibi Güneş'in etrafında serbestçe düşüyor.
Buradaki fark sadece dünyanın kavisli bir uzay zamanda hareket ediyor olmasıdır. Yer çekimi sadece kütleyi değil, aynı zamanda ışığı da çeker. Albert Einstein bu prensibi keşfetti. Örnek olarak bir el fenerini yukarı doğru tutarsanız, yer çekimi onu çekerken ışık insan gözünün algılayamayacağı bir şekilde kırmızıya kayacaktır. Değişimi gözlerinizle göremezsiniz, ancak bilim adamları bunu ölçebilirler. Einstein, gezegenler veya yıldızlar gibi iki cisim birbirinin etrafında döndüğünde özel bir şeyin olacağını tahmin etti. Bu tür bir hareketin uzayda dalgalanmalara neden olabileceğine inanıyordu. Bu dalgacıklar bir taş fırlatıldığında havuzdaki dalgalar gibi yayılır. Bilim adamları bu dalgalara yer çekimi dalgaları diyorlar. Yer çekimi dalgaları görünmezdir, ancak inanılmaz derecede hızlılardır. Işık hızında seyahat ederler. Yer çekimi dalgaları geçerken yollarındaki her şeyi sıkıştırır ve gerer. Peki yer çekimi dalgaları nasıl tespit edilir? Yer çekimi dalgası dünyadan geçtiğinde uzayı sıkıştırır ve genişletir. LIGO gözlemevi bu sıkma ve gerilmeyi tespit edebilir. LIGO gözlemevinin her biri 4 kilometreden daha uzun olan iki kolu vardır. Geçen bir yer çekimi dalgası kolların uzunluğunun biraz değişmesine neden olur. Gözlemevi bu küçük değişiklikleri tespit etmek için lazerler, aynalar ve son derece hassas aletler kullanır. Şimdi Einstein teorisine geri dönecek olursak, Einstein teorisini fizikteki en zarif denklemlerden birisi olan alan denklemi biçiminde yazdı. Denklemin sol tarafı uzay-zaman geometrisini tanımlarken sağ taraf o uzay-zamanda yaşayan maddenin dağılımını tanımlıyordu. Denklem bize maddenin dağılımındaki bir değişikliğin onun geometrisini değiştireceğini söylüyor. Örneğin çok büyük ve karmaşık nesnelerin oluşumu etraflarındaki uzay zamanı yerel olarak bükecektir. Denklemi Güneş'in yakınında çözersek, ki bu teknik olarak bir Schwarzschild çözümü olarak bilinir, Merkür gezegeninin yörüngesinin doğru bir tanımını elde ederiz. Eğer bu denklemi erken evren için çözersek, bize evrenin ne kadar hızlı genişlediğini ve evrendeki maddenin nasıl bir araya toplanacağını söyler. Denklemi çözerek öğrenilecek sayısız başka özel durum vardır. Ancak burada özel bir durum var. O da kara deliklerdir. Kara delikler, yer çekimi tarafından o kadar çok sıkıştırılmış olan yıldızların son ürünleridir ki hiçbir şey, ışık bile yer çekiminden kaçamaz. Prensip olarak her yıldız veya gezegen sözde Schwarzschild yarıçapından daha küçük bir yarıçapa sıkıştırılırsa eğer bir kara delik haline gelebilir. Örneğin Güneşimiz bir şekilde 3 kilometreden daha küçük bir yarıçapa sıkıştırılabilirse bir kara delik haline gelirdi. Dünya için ise bu kritik yarıçap 9 milimetredir. Kara delik oluşumu başlı başına bir konudur ve burada ele alınamayacak kadar çok şey vardır. Şimdilik Güneşimizin sadece yeterince büyük olmadığı için bir kara deliğe dönüşmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ama Güneş bir şekilde aynı kütlede bir kara delik ile yer değiştirirse acaba ne olur? Görünüşe göre kütle aynı kalırsa o zaman gezegenler hiçbir şey olmamış gibi yörüngelerinde kalacaktır. Ne de olsa gezegenler aynı çekim kuvvetini deneyimleyecektir. Bu senaryonun Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan bir simülasyonunu da burada görüyorsunuz. Bir kuantum yer çekimi teorisi. Daha önce de bahsettiğim gibi evrende yer çekimine ek olarak 3 temel kuvvet daha vardır. Bu kuvvetler için fizikçilerin sözde bir kuantum teorisi vardır. Bu kuvveti temel parçacıklar düzeyinde açıklayan bir teoridir. Bu nano seviyede bir kuvvete iki parçacığın değişim parçacıkları yoluyla bilgi alışverişi yapması neden olur. Bu değişim parçacıklarına elektromanyetik kuvvet durumunda fotonlar, yani ışık paketleri, zayıf kuvvet için WZ bozonları ve güçlü kuvvet için gluon adı verilir ve hepsi laboratuvar deneylerinde bilim adamları tarafından gözlemlenmiştir. Fizikçiler yer çekiminin kuantum teorileri üzerinde çalışıyor ve bu teoriler yer çekimi için temel bir değişim parçacığının sözde bir gravitonun varlığını varsayıyor. Yer çekimi durumunda sorun bir gravitonun muhtemelen asla doğrudan tespit edilememesidir.
tek umut kuantum yerçekimi teorisine dayalı tahminler yaparak ve bu tahminleri gözlemsel verilerle kontrol ederek gravitonlar için dolaylı olarak kanıt bulmaktır. Gravitonların var olup olmadığı açık değil. Daha da kötüsü, bunu öğrenip öğrenemeyeceğimiz de belli değil. Evren, kendi kanunlarını insanlığa sunma konusunda her zaman nazik değildir. Sonuç olarak yer çekimi karmakarışıktır. Bir fizikçi herhangi bir karmaşık sorunun ancak belirli bir yönüne odaklanıldığında daha iyi anlaşılabileceğini bilir. Isaac Newton, yer çekiminin kütlelere ve mesafelere nasıl bağlı olduğuna odaklandı. Albert Einstein ise uzay zaman geometrisine ve onun madde ile etkileşimine odaklandı. Einstein'ın teorisi bize sadece yer çekimini değil, aynı zamanda evrenin evrimini, maddenin oluşumunu, kara delikleri ve daha fazlasını daha iyi anlamamızı sağladı. Son olarak kuantum yer çekimi araştırmacıları atom altı parçacık teorilerine ve yer çekiminin evrenin diğer temel kuvvetleriyle nasıl uyuştuğuna odaklanır. Videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.